10 Haziran Cuma, Bir Gün Gazetesi, Hali Kozanoğlu. Hayat pahalılığı milyarlarca insanı esir aldı. Birleşmiş Milletler'in son raporu Ukrayna Savaşı ile iyice vahim bir hal alan küresel açlık krizinin dramatik boyutlarını ortaya koydu. Küresel kriz tepki grubunun hazırladığı çalışmaya göre 94 ülkede 1.6 milyon insan bu süreçten olumsuz etkileniyor. Rapor, yaşanan hayat pahalılığı sorununun insanları 3 kanaldan vurduğu saptamasını yapıyor. Yüksek gıda fiyatları, yükselen enerji fiyatları ve sıkılaşan finansal koşullar. Çoğu Afrika'da yaşayan tam 1.2 milyar kişi her üç boyuttan da olumsuz etkileniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu durumu mükemmel fırtına olarak niteliyor ve yaşamları kurtarmak için özellikle zengin ülkeleri acilen harekete geçmeye çağırıyor. Çünkü bu ülkelerin herkese yetecek gıda stoku var. Ayrıca temel yoksulluk nedeniyle gıda ürünlerine erişemeyenler için gerekli finansmanı sağlamak da bütçelerini fazla sarsmayacak. Yaşanan sorunları küresel iklim değişikliğinin, Covid pandemisinin yarattığı sarsıntıların üzerine şimdi bir de Rusya'nın Ukrayna işgalinin yarattığı lojistik sorunlar eklenince iyice katmerlenmiş durumda. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kurumu UNCTAD'ın başında bulunan Rebecca Greenspan, raporun sonuçunda zamana karşı bir giriş yaşandığının, hayat pahalılığı krizinin politik istikrarsızlığa yol açabilecek bir sosyal ayaklanma dalgasının kıvılcımı olabileceğinin altını çizdi. Dünyadaki emekçilerin %60'ının pandemi öncesi döneme göre reel gelirleri düşmüş durumda. Bu acı gerçek, dar gelirli aileleri bir öğün atlamak, Sağlık hizmetlerinden uzak durmak veya çocuk adını artık okula göndermemek gibi her biri çok sakıncalı durum arasından seçim yapmak zorunda bırakıyor. Ukrayna savaşının küresel etkileri raporunun ana temaları şunlar. Bu 21. yüzyılın en büyük hayat pahalılığı krizidir. Gıda ve Tarım Örgütünün gıda fiyat endeksi geçen yılın aynı döneminin %20.8 üzerinde bulunuyor. Ham petrolün varili 120 dolara ulaştı. Avrupa doğalgaz fiyatları 2020'nin tam 10 katına çıktı. Doğalgaz ithalatçıları Rusya'dan almak yerine sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatına yönelince birçok gelişmekte olan ülke bu piyasanın dışına itildi. Gübre fiyatları 2 katına sıçradı. Deniz taşımacılığı pandemi öncesi dönemin 3 katını geçti yükselen faiz oranları ve yatırımcıların belirsizlikten rahatsız olması gelişmekte olan ülkelerin yerel paralarının değersizleşmesine ve dış borç bulma kapasitelerinin daralmasına neden oldu. Böylelikle 2019'dan beri aşırı yoksulluk altında yaşayan insanların sayısı 77 milyon artarken, şiddetli gıda güvensizliğiyle yüz yüze kalanların toplamı da 193 milyona ulaştı. Afrika'da yoksulluk çizgisinin hemen üstünde yer alan 58 milyon kişi pandemi ve Ukrayna Savaşı'nın ortak etkisiyle bu çizginin altına yuvarlanmak üzere. Toplumsal cinsiyet açığı da keskince artış gösterdi. Kadınların haftalık çalışma süresi erkeklerin %5'ine kadar giriledi. Enerji faturalarını ödeyemediği için Asya ve Afrika'da 90 milyon kişi elektrikten yoksun kaldı. Küresel anlamda yoksul ülkelerin %60'ı dış borç ödeme güçlüğüne düştü. Hayat pahalılığı krizi yoksulları vuruyor. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yoksul aileler gelirlerinin %50'den fazlasını gıdaya harcıyor. Bu gıda fiyatlarının %10 yükselişinin söz konusu ailelerin satın alma gücünü %5 eritmesi anlamına geliyor. Yükselen enerji fiyatları insanların tezek gibi biyo biyokütlelere yönelmesine yol açacak. Bu durumun ağır yükünü evin enerji ihtiyacını karşılamaktan sorumlu görülen kadınlar çekecek. Kadınlar, tarım iş gücünün %43'ünü oluşturuyor. Hayvan besleyen 600 milyon hanede hayvan bakımı sorumluluğu da büyük ölçüde kadınların sırtında. İnsanlar daha az yiyecek satın alabilince haliyle besleyici gıdalardan uzak durabiliyor. Öğün atlayabiliyor veya porsiyonları küçültebiliyor. Yemek pişirmek için gerekli yakıtı temin edemeyebiliyorlar hayvanların satılması, giderek daha yüksek faizle borçlanılması gibi zorunluluklarla baş başa kalabiliyor. Gübre krizi ve ticaret kısıtlamaları durumu daha da kötüleştiriyor. Gübre fiyatları arttıkça çiftçiler toprağa daha az gübre koyabiliyor. Bu verimi düşürüyor. Böylelikle gıda fiyatları daha da yükseliyor. Şu anda pirinç fiyatları 2021'in %4.6 altında. Ancak yüksek gübre fiyatlarının devamı pirinç ekimini olumsuz etkileyecek. Sonuçta temel pirinç gıda maddesi olarak buğday ve mısırı tüketen yoksulların yanına ana besleme kaynağını pirinç teşkil eden 8 milyon kişi de eklenirse tablo daha da ağırlaşacak. Bir de tüm bu olumsuzlukların üzerine gıda ve gübreye yönelik giderek yaygınlaşan ihracat kısıtlamalarının eklenmesi açlık krizinin daha da ürkütücü boyutlar kazanması riskini oluşturuyor politika önerileri. Hayat pahalılığı krizinde kısır döngüyü kırmak için hem fiyat şoklarının etkisini azaltıcı önlemler, hem de insanların ve ülkelerin sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırıcı adımlar gerekiyor. Bu da ancak küresel anlamda bir koordinasyon ve işbirliğiyle olanaklı. Yerel üretimi artırmak, ithal gıdaların kaynağını çeşitlendirmek, çiftçilerin gübreye erişimini kolaylaştırmak ve dağıtımını düzenlemek, gıda israfını azaltmak gibi önlemler de devreye sokulmalı. Enerji güvenliği için de güneş, rüzgar, hidrojen gibi yenilenebilir enerjilere yatırım hızlandırılmalı. IMF, Dünya Bankası gibi mali kuruluşlara gelişmekte olan ülkelerin finansman krizini çözmek için gerekli kaynakları sağlamadan hayat pahalılığı krizi çözülemez. Yüksek borç düzeyleri ve artan faiz oranları ortamında gelişmekte olan ülkelerin borçları yeniden yapılandırılmadan borç yüklerini hafifletici adımlar devreye sokulmadan açlık ve yoksulluğa yönelik etkili adımlar atılamaz.